Bunu gerçekte Ronaldo bile yapmamıştır. Yani bu arkette ise ilk gördüğü resmi oraya yapıştırmış, tamam mı? Kanalımı kapatayım ben ya. Google'a çim yazmış. O kadar rahat gol atıyorsun, o kadar rahat çalım atıyor. Bak şu abi nasıl bir top kontrolü Holland. Aa, bunu koymuş işte. Ha, bir tane art direktör gelmiş başına, tamam mı? Şunu bir aç bakayım şunu demiş. Açmışım böyle sağ tuş. Hani ya adam, gerçekte abi, olmayan ya, bir şey ya bu. O diyecek neyle kıyas ya. Doğruya doğru, yanlışa yanlış demek lazım. Merhabalar, sevgiler, saygılar efendim. Bu video PES ve FIFA üzerine olacak ağırlıklı olarak. Şu ana kadar oynadığımız birçok futbol oyunu bol bol gömeceğiz. Varsa artılarını ve varsa eksikliklerini bir konuşacağız. Muzaffer'le birlikte, konuğumla birlikte. Ve bu videoda futbol içerikli bir video olacak. Dolu dolu bir futbol içeriği yapacağız diyorum. Konuğum Muzaffer Tezbulur. MT Games kanalı var zaten kendisinin. Şu anda her ne kadar görüntüsünü, kamerasını göremiyorsanız da sesi bizimle birlikte. Merhaba Muzaffer, hoş geldin diyelim. Hoş bulduk Erdem, nasılsın? Teşekkür ederim dostum, sen nasılsın, nasıl keyifler? İyiyim ben de, çok sağ ol. Keyifler çok iyi, senin keyifler nasıl? Güzel, gayet iyi. İşte bir video çekelim, güzel bir içerik yapalım. Hem de sohbet, muhabbet, keyifli bir video olsun diye seni de konuk ettik. Sağ olsun, geldin kanalımıza efendim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi Muzaffer kendinden tanıt, kendinden bahset, kanalından bahset, kendini tanıt istersen. Onun dışında da zaten daha sonra da futbol artık muhabbetine, PES ve FIFA ağırlıkta olmak üzere o futbol muhabbetine döneriz. Tamamdır. Şimdi bundan 45-50 gün önce ben bir tane kanal açtım. MT Games diye. Hatta şu burada anda ben senin kanalında ekranda göstereyim. Sen aynen konuşurken. Tamam. Bu kanalda önce ben basketbolla başladım. Basketbola yeni yaptım. Ondan sonra yani NBA 2K23. Sonra PES 21'in Football Life 2024 modunu indirdim. Onunla başladım. Onunla devam ettim daha doğrusu. Tamamdır. Ondan sonra Cities Skylines 2 diye bir oyun var. Şehir kurma oyunu. Onunla devam ettim. Şimdi karışık ilerliyorum. Bannerlord çekiyorum. Bu şekilde devam mı edeceksin? Yeni planların var mı kalınla alakalı ya da gelecekteki planların neler? Hangi içerikleri üretmeyi düşünüyorsun? Yani farklı oyunlar tabii ki çekeceğim ama şu an Bannerlord çekiyorum. Avrupa 1100 modunu indirdim. Onda işte Selçuklu Devleti var, işte İngiltere var, İskoçya var, Bizans var. İşte İtalya, Roma İmparatorluğu var. Onunla bir hikaye çekeceğim. Osman Bey diye bir karakter var. Osmanlı Beyliği'nin kurucusu, herkes bilir. Onunla beraber Osmanlı Devleti'ni kuracağız. Böyle bir hikaye yapacağız. Hatta ikinci videoyu yaptım. Üçüncü videoda da Bizans köylerine saldıracağız. Bu şekilde bir hikaye var. Güzel, tamamdır. Evet, kanalın linkini zaten ben bırakacağım alta. Oradan da ulaşmak isteyenler kanalına ulaşabilir Muzaffer'in. Abone olduğum güzel içerikler üretiyor kendisi. Tavsiye ederim. Peki o zaman biz artık futbol muhabbetine girelim. Bu videoyu izleyen geçelim arkadaşları çok fazla bekletmeyelim. Şu ana kadar hangi futbol oyunlarını oynadın? Şimdi ilk bende şey vardı. Sega Mega Drive vardı. Onda FIFA 94 diye hatırlıyorum. Böyle çapraz yukarıya doğru hani gidiyorduk. Sen de hatırlarsın onu. Onunla başladım ben. Hatırladım, evet. Hatta aynen, şu anda da aynen, buldum. Aynen, kanala bu verdim, yayına verdim. Bu oyunla başladık. Sonra 95, 96, 97 bilgisayara çıktı. Belki bu versiyonla yine çıkmış olabilir de onu ben bilmiyorum. 97 ilk böyle yandan görünüm, 3 boyut. FIFA 96 bir değil miydi? FIFA 96'da 96 böyleydi. Şu an gösterdiğin gibiydi. Bu 94 diye geçiyor hoca şu. Tamam, bu 94. Aha. Bak ben 96'yı bulayım. Sen konuşmaya devam et abi. Ben 96'yı bulayım. Tamam. 96'yı bul. Sonra bilgisayar aldık eve. Sonra 97 dediğim gibi yandan böyle çekim, İşte hani gerçek futbol gibi. O zaman bize tabii çok gerçekçi geliyordu. Hani ilk defa böyle bir oyun görüyorsun. Şaşırıyorsun yani. Şu an arada sen ekranı görüyorsun benim değil mi? Görebiliyorsun. Görüyorum. Şu anda FIFA 96 oynuyor bu.
96 mı? Tamam. Evet. Bununla geçmiş ilk yandan görünüyor. Evet, ben 97 bunu oynamadım ben. Ben 97 oynadım. Ben 96'yı oynadım bu arada. Bunu oynamıştım ben. Oynadın mı? 94'ü oynadım ama hayal meyal hatırlıyorum böyle ben bunu. Hani çok şey Ben de öyle. hafızamda yer Evet. etmemiş. 97'yi de Sonra açıyorum ben. Sen devam et abi konuşmayı. abi 98 çıktı. Aa, 98'i efsaneydi aldık. ama. 97'yi 98 oynadın mı zaten sen? FIFA 97'yi. oynadım. 97'yi de oynadım. Onu söyledim mi az önce? Bilmiyorum hatırla. Olabilir, söylemiş Söylemiş olabilir. olabilirsin. Bunu oynadım evet. Bunu hatırladım şu an. 98 CD'sini aldık. Hatta şeyden çıktı. Dergiden mi ne çıktı? Böyle bir şey vardı. Eskiden dergiler vardı. İçinden oyunlar çıkıyordu. Sonra abi 99 çıktı. 99'u benim bilgisayar böyle ağır mağır oynatıyordu. Sonra tabii bilgisayar eskince bir kenara koyduk bilgisayarı. Benim bilgisayarım yatay kasa bir bilgisayardı. 14 inç monitörü vardı. Vestel monitörü vardı. Sonra abi 98 bu 98 arada bence hani çok keyifli bir oyundu o zamanın şeyiyle böyle. abi Belki de şeyi şey de atladık. olarak hı. World Cup 98 atladık. World Cup 98 asıl efsane olan oydu. Onu ha FIFA World Cup 98. Aynen. Ona da bir bakabilirsin şimdi istersen. FIFA 98'de farklı mı onlar? Farklı. Şeyleri bile farklı. Renk paletleri bile farklı. Çok iyi hatırlıyorum onu. Ama hani ben şeyi hatırlıyorum. FIFA World Cup 98'i hatırlamıyorum da. FIFA 98. Evet abi ya. Tamam. Böyle bir şarkısı vardı. Bu şey Farklı bir çıktı ya direkt. Normal. Ha şu. şarkı. Şu tamam bak. Aynen bu World Cup 98. Tamam abi hatırlıyorum. Bunun renk paleti falan çok daha iyidir yani. Çok 98. iyi. Evet abi kesinlikle. Yani Ve çimler falan. bu o ana kadar oynadığım en güzel oyundu ve dedim ya bu nasıl bir oyun ya falan demiştim ben. Devam et Böyle abi bölüyorum ben abi. oklarla falan işte korner atılıyordu. Ondan sonra dediğim gibi 99 çıktı. 99 kaldırmamaya başladı falan. Neyse PlayStation 1 aldım ben. 2000 yılıydı. FIFA 2000'i de PlayStation 1'de oynadım. Ama bilgisayardaki gibi değildi. Yani bilgisayardaki daha böyle iyi bir oyundu. Yani PlayStation'da biraz daha kötüydü yani. Ondan sonra FIFA 2021 çıktı. Ben FIFA 2021'i şeyde oynadım. 2021 mi? Evet, 2001 pardon. Abi dedim 2001. bir anda çat diye 20 Bir yıl. anda 20 yıl geçti falan böyle. Neyse şaşırdım orada ben. 2001'i ben internet kafede oynadım abi. Tamam mı? Aynen Gerçekten abi bir çok şeydi. iyi bilgisayar Şu an üstünde. 2001 mi var? 2001 oynuyor evet. 2001 değil mi? Aha. Bununla biraz çığır açtı yani. Baya bir Burada şeyi görüyoruz abi bak diğer ikisine nazaran. Daha böyle oturaklı yürüyor adamlar. tabii. Evet, top dinamiği hala bir sıkıntı ama benim şu oyunda hatırladığım şu vardı. Az önce Fiyer'in havalandığını gördük ya. Ben onu ilk Evet, gördüm. evet. Oha lan falan dedim yani böyle hani işte vuruyor bak yani küçük bir şey file havalanıyor oydu abi. Böldüm devam Topun et. fazla olması falan. Aynen. Sonra 2002 çıktı. 2002 ben yine aldım PlayStation 1'de. Yine baktım ki yani yine bilgisayardaki gibi değil. Ondan sonra ya mesela şey yerden şut atamıyorsun. Yerden şut diye bir şey yok. 2002'de çok kötüydü ya. Ben 2002 kötü bir oyundu, evet. hatırlıyorum yani. Ben internet kafede oynamıştım onu da. Çok 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 kötüydü. Sürekli çalım atabiliyordun. Bir dönme hareketi vardı. Alta basıp mı yapıyorduk? Şu anda açamadık gerçi. Heh. Şimdi şey muhabbetine de sonra geleceğim. Tabii bu arada bu oyunları oynarken ISS Pro yani Aa, Pro Evolution Soccer'ın soccer. ilk versiyonlarını da oynuyordum. Ona Aynen. sonradan geçeceğim. Hani onu Aynen sonra aynen. geçeceğiz. Nerede kaldık biz? 2002'de kaldık değil mi? 2002'de aynen abi. 2002'de 2003 ya da 2004. Onu da ben internet kafede oynamıştım. 2000'de oynamıştım. Onda bir kamera açıları böyle daha böyle geliştirilmiş. Şu an 2003 mü bu? Şu anda 2004'ü görürüz ve devasa bir devrim olmuş abi. Evet. Acayip bir devrim var şu oyunda. Hani belki şu oyun mesela Pro Evolution Soccer 4'ten daha iyi bir oyun olabilir. O zamanın. Ha, o zaman karşılaştırdığımızda diyorsun Tabii. ISS'te Pro O Evolution'da. zaman
O zaman karşılaştırdığımızda FIFA daha üstün olabilir yani. Evet. Yani şu an belki tekrar karşılaştırmak gerekiyor ama PlayStation 1'de dediğim gibi Pro Evolution Soccer serisine başladım. O da güzeldi yani hani. Ama FIFA tabii o zaman daha iyiydi. Kesinlikle. Daha güzeldi yani. Kesinlikle abi. Sonra bu 2004 değil mi abi? Bu 2004, 2004 oynuyor şu anda. 2005, 2006, 2007, 2010'a kadar galiba oynamadım ben FIFA. Ben de hatırlamıyorum. Oralar yok bende abi. Şöyle 2010 Bende de diyeyim. yok. FIFA 2010 Orada diyeyim bende böyle. PES var. PES 6, işte PES 5, 4. Zaten bildiğim kadarıyla hani ben seni şöyle biliyorum. Hangi oyun hoşuna gidiyorsa hani Tabii. oynanış mekanik olarak sen oraya geçtin. Çok iyi Aynen öyle hatırlıyorum. oldu. Yani PES diyorsun, PES daha iyi diyorsun. Beni gaza getiriyordun, Alper'i gaza getiriyordun falan hatırlıyorum ben. Aynen, Biz PES aynen. alıyoruz. Muzaffer ne dese biz ona diyor ki ben inceledim diyor PES daha iyi. İnceledim diyor FIFA daha iyi. Ben mesela FIFA oynayan bir adam değildim. Ben 2 sene Muzaffer'in gazıyla hani bayağı orijinal FIFA aldım. Devam et abi. Bölüyorum ben seni arada. Şu an kaç bu? FIFA kaç? Bu abi şu anda FIFA 10. FIFA 2010. 2010. 2010'u oynadım mı hatırlamıyorum. Sanırım ben 2011 oynadım. 2011, 2012. Yani bu arada da PES'in şeyi çıkmıştı. PES 5, 6, 7 çıkmadı. 7'nin yerine ne çıktı? 2006 mı çıktı? Ona bir bakabilir miyiz? Neye abi? PES? PES serilerine PES 6'dan sonraki mi? Abi şöyle diyor. Wikipedia'dan bakıyorum ben. Şu anda ekranda görünüyor mu? abi PES 6'dan sonra 2008 çıkmış. Yani bu yıla dönmüş artık. Bak Pro Evolution Soccer 5-6. Evet PES 2008 çıkmış. Evet. 2008. Ben bunu oynadım. Tamam. Büyük ihtimalle oynadım. Oynadım diye hatırlıyorum. Şu an ekrana geldi mi senin? Benim şey görünüyor şu anda. Wikipedia'da PES'in serileri görünüyor. Ben Tamam. şimdi açayım. O kadar çok seri var ki karışıyor. Aynen. 2008'i bir görüntüsünü alabilir miyiz? PES 2008 mi abi? Aynen. FIFA'dan PES'e geçtik bir anda. PES 2008. Böyle Oo. bağlantılı olması gerekiyor. Yalnız abi şey. Bu da iyiymiş lan Muzo. İyi, evet iyi. Ben bunu oynadım abi. Yani arada belki 3-4 seri FIFA'dan kaçırmıştımdır. PES'te hiç kaçırmadım da. Ha Evet pardon, ben de. PES'te ben şeyden sonra kaçırdım. 14'te oynadım. Çok iğrençti. PES 14. PES 14 mü? 14 çok iğrençti. Bakalım abi. Gameplay diyorum. PES Çok kötü 14 bir oyun motoru vardı. Çok kötü. şey olarak güzel görünüyor. Grafik olarak iyiydi. Evet. Bu bayağı oynanır bugün ha şu grafiklerle. Oynanır. Bunun nesi kötüydü abi? Bir de PES 2000 bunun oyun mekanikleri çok kötüydü. Ha. Kötü olan oyun mekaniği neydi abi? Ya şu an hissedemiyorsun da. Ya mesela uzun pas atıyorsun, tamam mı? Uzun pas attığında abi top adamı böyle şey oluyordu. Hani böyle mıknatıs gibi çekiyor gibi düşün. Ha anladım. Aynen. Birazcık arcade moda mı kaçtı diyorsun sen PES o burada? Evet, aynen öyle. Aynen öyle. FIFA Yani modu diyorum ben ona. aynen FIFA modu. Ben bu zamanlarda şey oynuyordum. FIFA 13 oynadım. FIFA 14 oynadım. O zaman yeni nesil 14. yoktu. FIFA 14'ün bir eski nesili var, bir yeni nesili var. Buna bakayım hemen. FIFA 2014. Gameplay. Ama ben bilgisayarı göster hem PlayStation'ı göster. Şu anda gameplay, PC gameplay. Bu PC gameplay, PC FIFA değil mi? 2014, evet. Tamam, bu güzel bir oyundu. Eski nesil olsa bile. Sonra bu 14'ün abi şey çıktı. Yeni nesil PlayStation çıktı. mı? PlayStation 5. PlayStation 5. Bakalım. Bak farkı göreceksin şimdi. Ve bu oyunda düzgündü yani hani FIFA'nın gerçekten emek verdiği yani eSport'un gerçekten emek verdiği oyunlardı.
Bulamıyorum yalnız böyle. Ha, gameplay. Ha, şu olabilir. Tamam. FIFA 22 gameplay. PlayStation 4 diyor ama. PlayStation 5 çıkmıyor acaba bunda. Buldun mu? Yok. PlayStation 5 çıkmıyor. Bu PlayStation 4. Hep PlayStation 4 çıkıyor. Ha, PC 5 tamam buldum. A bu 2024 ama olmaz. Yok. FIFA 21 yok. Yok acı. Ha. PlayStation 4'e bakalım. Pardon, PC 4 yazacaksın. Tamam PlayStation 5 yazdım. PlayStation 5 yazdım. PlayStation 5 yok. PlayStation 4 var ama deminkine Kanka göre PC 4 yazacaksın. Tamam hacı şu anda PlayStation 4'ü izliyoruz zaten. Sesim gelmiyor. Kimin Alo. sesi kimin sesi gelmiyor? Alo. Alo. Muzo. Ben seni duyuyorum. Okey. Senin kulaklık problem. Senin kulaklık problem. Duyuyor musun beni Muzo? Muzo'yla bağlantıyı götürdük. FIFA 14'ün o zaman hem eski nesli hem yeni nesli vardı. Bilgisayarda eski nesildi. PlayStation 4'te de yeni nesildi. Aralarında bayağı bir fark vardı bu arada. PES 14'te kötü olduğu için ben FIFA 14'e yöneldim. Hatta 13, 12, 13, 14 FIFA oynadım. FIFA ilk olarak FIFA 2017'ye geldi geçtim FIFA serisinde. Evet. Çok mu kötüydü PES hatırlamıyorum. Yani niye sen almıştın hani ben de ona istedim hadi alalım falan Evet. muhabbeti oldu. Niye hatırlıyorum? Ben niye bilmiyorum ama FIFA oynamıştım ben. Bakalım o zaman FIFA 17 nasılmış? 17 mi şu an? Ben keyif almıştım bu oyunda. Evet, bu oyun güzeldi. Ama ben her zaman söylüyorum FIFA serilerinden bir yere kadar keyif alıyorum ben. Çünkü bir süre sonra oyun kendini tekrar eder hale geliyor. Yani aynı açıdan gol atıyorsunuz. İşte topa vurduğunuz açı bile belli. Oradan genelde gol oluyor, kafası oluyor. Topa nasıl vurduğunuzu çok iyi biliyorsunuz artık. Ve o şekilde hep gol oluyor. Ya da nasıl atak yapmanız gerektiğini çok net öğreniyorsunuz. Ve oyun tekrara girdiği için, loop'a girdiği için ben keyif almıyordum. Mesela bunda da çok keyif almıştım. Fakat sonra bırakmıştım. Hatta Aynı Hulk kariyerim şekilde vardı. ben de 3-4 ay falan oynamıştım. Yani şöyle oldu. Ben şimdi FIFA 15, 15'i, 16'yı, 17, 18, 19, 21'e kadar orijinal aldım. 21'e kadar. Benim hala şeyde Steam'de, kütüphanemde durur Vay yani hepsi. be, 21'e kadar. Evet. Ama tabii böyle ara ara oynadım. Yani böyle bir iki ay oynadım, sıkıldım. Bir ay ara verdim. Bu sıkılmamın sebebi de senin dediğin olay. Yani açılar Tekrara belli. bağlanmaz. Evet, tekrara bağlanması. Açılar belli, atak olayları belli. Ne bileyim, sürekli bir kontra atağa dayalı bir pas yapmadan ilerleme. Mesela kenardan al git abi. Tamam mı? Ne kadar zor olursa olsun yani. Kenardan alıp gidiyorsun. Eğer senin 80 üstü ya da 85 üstü bir oyuncun varsa seni kimse tutamıyor. Öyle bir Evet. olay yani bu. Onun dışında ben şeyi söyleyeyim. Benim ilk aslında futbol oyunuyla tanışmam şu anda ekranda gördüğünüz şu değil tabii. Şimdi ekranda gördüğünüz Sensible World Soccer diye bir oyun vardı Üstten görünümlü. abi. Niye açamıyoruz ama? Bu. Aynen. Bende çok kötü bir bilgisayar vardı. Bu oyunu oynuyordum ben. Çok bak. Çok komik ve bundan inanılmaz keyif alıyordum ben. Günde belki 6-7 saat bu oyunu oynadığım oluyordu. Ve bu oyunda tüm ligler vardı abi. Bak oyun mekaniği falan yok. Dediğim gibi ben çok iyi bir bilgisayarım yoktu ilk başta. Bununla oynuyordum. Oyundaki bütün ligler vardı. Transfer yapabiliyordunuz. Bu çok büyük bir devrimdi. O zaman işte FIFA 94-97 dediğimiz zamanlarda bu oyunu oynuyordum ben. O 97'lerde 2000 hatta 2001'de falan oynuyordum ben ama bu oyun bana şöyle bir keyif veriyordu. Çok fazla takım olduğu için ve en önemlisi de transfer yapabildiğiniz için
şu oyun bana inanılmaz bir şey haz veriyordu. İşte atıyorum git Estonya liginden 3. liginden takımla oynayabiliyorsun ve futbolcular gerçekten yazılmış. Hala da bu oyunun şeyleri vardı, böyle fanları vardır. Hala da oynanır bu oyun. Onun dışında Muzaffer'in dediği gibi ben de çok uzun süre aslında PES oynadım. Ben bir PES oyuncusuydum. 2017'de FIFA oynadım. 2018'de FIFA oynadım. 2019'da birazcık FIFA oynadım. Sonra Muzaffer'in dediği gibi böyle bir şeyler oldu. Bıraktım. Hiç futbol falan oynamamaya başladım. Çünkü o zamanlar PES de böyle çok iyi çıkmamaya başladı falan filan derken buralara kadar geldik. Böldüm abi, ben devam etsem, ben arada böyle giriyorum. Şimdi abi PES'in olayını anlatayım. Bu arada FIFA'nın grafik devrimi, oyun motoru devrimi olduğu anda ben PES 15 oynayanları şeyde gördüm. Bu bizim Burç Pasajı var ya. Hı-hı. Orada bir tane PlayStation satan bir yer vardı. Hı-hı. Oyun da satıyordu. Orada abi bir baktım ki çimler rezalet, pastel boya gibi, görüntü böyle iğrenç. Yani çimler böyle pastel boya, oyun çok hızlı, inanılmaz hızlı bir oyun. Ya, futbolla alakası olmayan bir şey, tamam mı? Bu FIFA böyle 19'a kadar şey, nasıl? FIFA'yı anlatıyorsun. Hayır, PES'i anlatıyorum PES'i şu an. PES, okay, tamam. PES 15'ten 19'a kadar, hı-hı, olan olayı anlatıyorum. Ben bunu orada gördüm, yani oynamadım. Zaten bu oyun dedim oynanmaz yani. Yani su boya gibi çimler, aynen. Bu sırada ben hep FIFA oynadım. Çünkü FIFA'da şu vardı. Tamam, belli bir yerden sonra sıkıyordu ama lisanslar vardı, ne bileyim, fazla oyuncular fazlaydı. İşte stadyumlar iyiydi, çimler iyiydi. Grafikler çok iyiydi. Onun için beni FIFA'ya kaydıran olay bu yani. Hı hı. Sonra PES 20 bir devrim yaptı. Ama onda da şöyle bir şey oldu. Oynanış çok iyi ama çimler rezaletti. Evet ya. Sonra evet. PES gitti. 20'den sonra 21'i çıkardı. Sezon update diye bir olay çıkardı. Onu da bir 2-3 ay oynamışımdır. Hatta onu bedavaya mı çıkardı? Hatırlamıyorum ben de. Ücretsiz çıkmış onu, olabilir. Onu yok. Ücretsiz çıkardı. Sezon ha. Update yaptı. Bu arada ekranda oynayan Muzo lafını kestim. Şey. PES 2020. PES 20. 2020. Evet. Çimler rezalet. Baktığın zaman. Sonra ben şey araştırmaya başladım. 21 oynuyorum. O tam oyun güzel. Zevk alıyorum oyundan. Ama bir şey eksik. Yani gözümü alıyor bir şey. Şu iğrenç çim. Değil mi? Benim gözüme bak ya. Çok kötü yani. Ondan sonra ben araştırdım. Bunu çim yaması bilmem nesi var mı? Abi buldum. Baktım. Lisans yamasını da buldum. Önemli bir şey bu. Hani ben gidip de işte Man Blue. Man Blue. Man Red. Evet. Bunlar şey. İngilizlerin şeyleri. Lisanssız takımları yani. Ondan sonra ben çim yamasını buldum. Option Fire buldum. Ondan sonra lisans yamasını buldum. Hatta sana da söyledim o zamanlarda. Hı-hı. Sen oynuyordun. Yani beraber oynuyorduk o aralarda. Hatta Master League falan yapıyorduk. Sonra tabii 1-2 sene geçtikten sonra dedik yenisi çıkacak. Bir heyecanlandık böyle. PES'in yenisi çıkıyor. Acaba nasıl olur? Hatta bir Messi'li bir trailer yayınladılar. Milleti böyle çok büyük beklentiye soktu Konami. Bu arada ondan sonra artı parantez gireyim abi. PES 2021'in ham haliyle de şu anda PES 2020, sen şu anda PES 2020'yi anlatıyorsun değil mi? Şu an 20 ile 21 aynı zaten yani. Aynı. Çok fark yok. Ama PES 2021'in oyun mekanikleri ve yapay zekası inanılmaz zordu mesela. Biz evet, beni o bağladı. İnanılmaz zor. Onu artı parantez devam ediyor abi. Aynen. Sonra abi bir umutlandık böyle. Tabii bunu oynamayı bıraktım ben. Sonra dedik yani yenisi çıkacak nasılsa filan falan. Abi bir şey video paylaştılar. Rezalet. Şey yazsan abi. E-Football 22. Bu değil. Bu trailer değil. Burada oyundan da aslında izleyelim onu bak. Onda detaylar var. O trailer'da. Çok iyi hatırlıyorum. Gerçekle oyun böyle şey gösteriyor. Ha evet. Bu nasıl denk getirmişler lan? Ya adamlar yapmış abi. Ama işte bak şu an gerçek mi? Evet bak bu da oyun.
Ya abi şeye Messi'nin hareketlerinin ve o oturaklılığını bakar mısın Evet işte. motionların? Evet O evet. çok iyi abi. Bak bu FIFA'da yok. Beckham. Yani FIFA 21'de de yok yani bu. Evet. Bu Bunda arada büyük ihtimal şey şu anki oyun. e-futbol da Unreal Engine kullanıyor değil mi? Ama bu kadar kötü Evet, nasıl? evet. Yani anlaşılır gibi değil ya. Bak burada abi şu grafiklere bak. Acayip bir şey geliyor diyorsun değil mi? Oo Aa, diyorsun. Tamam, baksana abi. var ya ulan. Yuh diyorsun çimler böyle olursa falan. Oha falan. Ulan dokular böyle mi olacak acaba? Bu gerçek mi falan böyle? Hep kafada kuruyorsun tabii. Evet. İzledikçe kuruyorsun. Bunu biz bir sene şey umutlandırdılar bizi. Bir sene boyunca. Ki ben de Hatta Muzaffer de biz şey hastasıyızdır. Yani futbol oyunu hastasıyızdır. Ben çok severim futbol oyununu. ben de çok severim. Bu kadar. Bunu, aynen bu kadar bir trailer. Bunu abi yayınladılar. Beklentileri yükselttiler. Sonra rezil. Bak ben sana söyleyeceğim şimdi ne yazacağını. 2022 gameplay mi? Evet. Ha dur. Şu mu? Yuvarlaklar var mı adamların altında? Yok abi. Oy abi bu ne? Çimler ne? İğrenç bir şey. Ben bunda yıkıldım abi. Yani öyle bir moralim bozuldu ki. Şunu bir Bu gördüm. nedir abi? Ben hatırlıyorum bunu evet. Biz Ya biz ne bekliyoruz? Bunlar ne yapıyor dedim. adamların hareketleri daha oturaklı FIFA'ya göre. Ya Oturaklı. oturaktan kastım da şu abi. Adam adım attığında 2-3 adım atıyor. Gitmesi gereken mesafe kadar gitmesi gereken mesafe gidiyor. FIFA'da Aynen. böyle bir şey yok. Ama şu oyuna baktığında çok çimler çok kötü, çok hantal. Kamera açısı çok fazla zoom yapıyor. Hiçbir kamera... Bak bu ne abi ne yapıyorsun sen? Hani oturaklı da olsa feilleri çok oynadın. Ben de ilk oynadım ve dedim ki Muzo bunlar dedim işi bitirmiş. Artık dedim bunlar dükkanı kapayacak herhalde. O yüzden de böyle bir şey yapıyorlar dedim. Yani şey yapmaya çalıştılar. Online'a yüklenmeye çalıştılar ama olmadı. Yani şu an bence zarar ediyorlar. Benim kanaatim. Çünkü ben bu oyunu oynamıyorum. Ben bu oyuna da para da vermem. Gidip de öyle kutu mutu top mop açmam yani bu oyunda. Kesinlikle, kesinlikle Yani abi. şu anki oyunda da yapmam. 24'te de yapmam. 24'te çünkü şey yok. Master League yok. Yani Master League yapsa dese ki ben DLC yapıyorum. İşte 30 dolar alırım. Şu anki haliyle. Ama Master League olması gerekiyor benim için. Benim Gidip için de de ben abi. Michael'a bilmem ne oynamam yani. Çünkü çok saçma bir mod o. Ben de atıyorum Messi var. Adamda da Messi var. Ben hiç keyif Olmuş. almıyorum ya. Ben Hiç de keyif almam abi. almıyorum abi. Bir de şey hile mile yapıyorlar. Bir şeyler oluyor. Online'dan hiç ben zevk almıyorum yani. Ben de Şey de abi öyle. hiç FIFA ben zerre. orijinal aldım. 5 sene orijinal aldım. Bir kere Ultimate Team oynamadım. Bir de şey Oynamadım çok yani. komik oluyor ya böyle abi bir çalım atıyorlar. Bacak Aynen arası öyle. bilmem ne bak açayım bir dakika abi. Bir dakika şuradan açayım. Falan. Bu arada FIFA seneye lisans yayınlayamayacak. Onu da Evet. söyleyeyim. Lisans anlaşması bitti. Zaten hani hep şey denirdi ya işte ya PES niye kötü? Çünkü ya lisans yok. Bu arada açtım bir tane FC. İşte lisans yok kardeşim yani böyle şey mi olur falan filan eleştirilirdi. Şimdi doğruya doğru yanlışa yanlış demek lazım. Ne dedik Tabii. abi? Biz e-futbolu yani PES'i yeni PES'i çok ciddi eleştirdik ve ben şu anda bak PES 2021 modladım onu oynuyorum. Ben Niye? de onu Kötü oynuyorum. oyun abi kötü oyun. Kötü oyun ne dersen de oyun kötü. Bir, Kötü. ikincisi Master League yok Muzaffer'in dediği gibi. Bu çok çok Yok. önemli benim için. Ben kalkıp da online'da Apache gibi işte langur lungur oynayayım 5 tane gol atayım. Öbürü de bana 5 atsın. İşte türlü türlü hareketler yapayım. Cristiano Ronaldo'yu alayım. Onda da Cristiano. Bu kafada bir adam değilim. Ha bu tercih meselesidir. O kafada olan adamlara da bir şey demem ben. Bir de oyunun mekaniklerini de bozmuşlar. Kesinlikle. Kesinlikle. Bunun yanında şimdi alternatif olarak FIFA FC var şu anda ekranda oynayan. Abi Evet. yani o kadar rahat gol atıyorsun, o kadar rahat çalım atıyor. Bak şu abi nasıl bir top kontrolü Holland? Hani Ya adam gerçekte abi ya, olmayan bir şey abi o. Şuna bak bakar mısın abi? top kontrol ederken adam kayıyor bak. İyi bak orada bir istersen bir zoom falan yap. Ben tam Şey yapayım olarak mı? göremiyorum şu anda. Zoom yapamam şu anda da montajda yaparım abi onu. Ya yavaş Ayarlarım. yavaş da gösterebilirsin yani. Çalma hızı
Şöyle bak. 0-5 diyelim. Bak şimdi. Holland çok güzel. Holland kaçıyor. Verdi pası bak. Bu ne abi? Yani Dönüşler ayaküstü falan top. kötü değil mi? Evet abi ya böyle bir Yani. gerçek bir şey yok abi. Böyle bir duruş, böyle bir dönüş yok. Ben bu Yok. anlamda hiç sevmiyorum FIFA'yı. Yani bir arkadaş yorum yapmış videoya işte çok kötü falan filan demiş. İşte kale önünde şut çek diyorum adam topu kontrol etmeye çalışıyor demiş. Aslında o şundan kaynaklanıyor. PES de oyuncuya diyor ki ya da yazılımı yapan arkadaş diyor ki ya da yazılımcılar diyor ki PES'te. Kardeşim diyor sen topu gerçekçi bir şekilde kontrol etmek zorundasın diyor. Gördün mü Yani ayak nasıl kaydı? aynen şu anda izleyenler de görüyor. Böyle Yani bir diyor ki kayma var mı abi yani? yok. Ya sen diyor ki abi sen şu san diyor. Şusun diyor. Tamam şusun diyor. Şu anda kamerada görmüyor, görünüyor. Sen şusun diyor abi tamam mı? Top buradaysa diyor. Buraya pas atmak istiyorsan diyor önce bu adamın topu şöyle ayak dışıyla çevirip arkasının totosunu buraya çevirmesi gerekiyor diyor. Önce bu Doğru. hareketi yapması gerekiyor diyor. PES. Hareket teknolojisi. Ama FIFA'da diyor ki aga at diyor arket olsun diyor. Böyle oldu mu diyor oyuncular zorlanıyor diyor. Bu adam buradayken diyor o bassın o çat diye böyle dönüverse atıversin diyor. İşte o Aynen. zaman Şimdi da şöyle bir hareket çıkıyor ortaya. Elle anlattım çok saçma oldu belki ama. abi adamın arkası dönük. Tamam. Ben bunu FIFA'da ben 21'de yaşadım ben bunu. Benim arkam dönük. Şey yapacağım. Diğer aksi taraftaki adama atacağım. Tamam mı? Abi direkt dönüp böyle pası atıyor yani. Atabiliyor da. Ama PES'te bunu yap. O pas nasıl gider biliyor musun? Adam zaten dönemez hemen. Aynen öyle. İşte bu fark var yani. Ha bir de ekstrem hareketleri abi herkes her şeyi yapıyor. Şimdi bak arcade dediğimiz işte bu arkadaşlar. Bak şimdi ben bir tane video açtım. Biraz şeye kaçıyor olay. Kolay kaçıyor bak. Ebesinin yani bu arcade değilse gelin aga benim kanalımı kapatayım ben ya. Bu arcade Ya değilse ben kanalımı kapatırım bence abi. hareket abi oradan Bu ne? bunu gerçekte Ronaldo bile yapmamıştır. Yapamaz abi böyle bir şey Buradan yok gol ya. olmuyor. Gol oluyor değil mi? Evet o, görüyorsun sen de izliyorsun şu anda. 30 Evet. metreden gol oluyor. 30 röveşata atıyor. E baba yani hani. Arcade. Arcade'in dibi FIFA. İşte Bence de. PES o anlamda biraz daha zor. Ha bak şu hareketlere bak abi. Bu nedir abi? Hemen Böyle bir dönüyor. Hemen dönüyor. Hemen dönemezsin dönebiliyor yani. abi. Böyle bir dönüş Dönemezsin. yok yani. Gerçek futbolda böyle bir dönüş yok. Hani bizim söylemek istediğimiz bu. O arkadaşa da onu söylüyoruz biz. Neydi adı? Adını hatırlamıyorum şimdi de. Bakar söylerim şimdi. Hani Şimdi abi. FIFA'daki olaylar, FIFA'daki aksiyonlar, oyuncu motion hareketleri o kadar seri ve olmasına imkan olmayan hareketler ki. İşte biz bunu arcade diyoruz. Arcade nedir? Çok gerçekçi olmayan oyun tarzıdır. İşte Street Fighter bir arcade. Niye? Çünkü aga kimse Hadouken atamaz hayatta. Kimse Tekken'de bir oruyorken arcade. Tekken ya da arcade. Anlatabiliyor muyum? Simülasyon dediğinde biraz daha farklı bir havaya giriyor olay. Ya da işte Ve mesela Call bu of oyunu Duty örnek vereyim abi lafını böldüm. Call of Duty Warzone bir arcade. Niye? Aga sen elinde 4 kiloluk tüfekle koşarak yerde kayıyorsun. Kayarken de çat çat headshot atıyorsun. Yok böyle bir şey yani. Mümkün yani değil yani. yapamazsın. Tarkov bir simülasyon. 100 metre koş, şişiyorsun. Bir tane mermi yiyorsun. Ayağın bacağın yamuluyor. Bidiyor işin. Hani bu anlamda söylüyoruz. O arkadaş şunu istiyor. Arkadaş diyor ki ben topa dokunayım hemen atsana diyor. Ben diyor oyun öyle arket market ben diyor uğraşamam o kadar gerçekçi şeyle diyor. Topa dokunayım vurayım vur atsın. Şut çeksin, avuta gitsin bir şey olsun diyor. Evet abi böldüm İşte seni. öyle olmaması lazım. Yani ben ne diyecektim unuttum Unutturdum. Unutturdum Muza'ya. Muza ile Unutturdu, bunu unutturdu. unutturdum. Şimdi şeyi konuşalım istersen bir de futbol oyunlarının motorlarını. Mesela eFootball Unreal Engine kullanıyor. Ama Evet. şimdi burada PES'i de eleştirdim. Yani eFootball'u da eleştirdim. Ben hala PES diyorum. Baba Unreal Engine'la mükemmel şeyler yapıyor insanlar. Sen nasıl bu kadar kötü bir şey yapabiliyorsun abi? Ben bunu anlamıyorum. Ya da işte FIFA şu anda Impact Engine kullanıyor değil mi? Impact Engine teknolojisi Şey hakkında. şey Frostbite Frostbite. Engine. Özür dilerim. Frostbite Engine Eski kullanıyor. Impact'ti. Eskiden Ya, kullandığı. evet abi. Onu düzeltmen iyi oldu. Hani
Eleştireceksek abi bunu da eleştiriyoruz biz. Bilmiyorum hani sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Yani şimdi ben onu şöyle eleştireceğim. Senin elinde, sen Japonsun, Konami'sin, tamam mı? Çok büyük bir şirketsin. Yıllarca... Japon teknolojinin merkezisin aga sen. Aynen. Sen Japonsun ya, senin bir kere beynin çok farklı çalışıyor, tamam mı? Sen nasıl yapamazsın? Gitmiş abi Google'a çim yazmış. İlk gördüğü resmi oraya yapıştırmış, tamam mı? Aynen. Çimler, aynen. Bir kere aynen. Bak, çimler rezalet. Sen Unreal Engine 4 mü 5 mi ne, öyle bir şey kullanıyorlar. Sen bu oyun motorunu nasıl böyle iyi kullanamıyorsun? Senin o kadar mühendislerin var, bilmem ne var. Yani nasıl oluyor bu iş? Ben bunu anlamış değilim. Bir de 3 senedir oyun modu eklemiyorsun. Hep online. Başka hiçbir şey yok yani. Ya bak, ben şimdi Unreal Engine'ın abi yapılmış birkaç aç abi. Şey açacağım. Teknoloji demosu açacağım. Bak şimdi adam bunu Unreal Engine'la yapmış. Açıyorum. Açtım. Bak şimdi adam bunu Unreal Engine 5'le yapmış abi. Tamam. Evet. Aga sen bak, bu da bir özellikle yeşillik açtım abi. Ben özellikle PES'in yeşilliklerine tiltim abi. Yapamıyorsun abi. Çimi yapamıyorsun. De. Bak şöyle bir gerçekçilikte bir demo yapmış adam. Tamam, belki bir oyun değil. Sadece içinde dolaştığı, hareket ettiği bir demo. Ama bu kadar olmasa da buna yakın bir kalite yapmalısın abi sen o çimi. Yani bu konu hakkında ben şey oluyorum, tilt oluyorum. Sen ne yapmışsın abi? Sen açmışsın abi Google'ı. Muzaffer'in dediği gibi bak, açmışsın Google'ı, tamam mı? Şöyle şurayı da göstereyim. Açmışsın abi Google'ı. Buraya yazmışsın ki çim. Grass texture. Yazmışsın. Enter'a basmışsın. Aa, bunu sonra koymuş işte. Aa, bir tane art direktör gelmiş başına, tamam mı? Şunu bir aç bakayım şunu demiş. Açmışım böyle sağ tuş. Öbür şunu aç bakayım demiş. Açmışım böyle. Ya demiş, şunu kullanalım ya demiş. Şunu şu olsun demiş. O bile daha güzel. Aynen. Hani sen bunu yapmışsın abi. Gözünü seveyim ya. Bilmiyorum hani. Bir de şeyi soracağım sana. Muzaffer, bilgin var mı? Ne diyecektim ben de? Ben de unuttum bak. PES ve FIFA ile alakalı bir şey. Neyse, unuttum. Aklıma gelirse sorarım. Ama benim şimdi aklıma geldi demek istediğim şey. Böyle unutanlar. Şunu yapmak imkansız. Yani gerçek futbol gibi kimseden bir şey beklemiyoruz şu an. Belki bir 15-20 sene sonra olabilir. Hatta bu şeyler var. Bazı oyun değil ama onlar hani gerçek futbol simülasyonları var yani şu an. Ha evet. Grafiksel olarak gelişmese de hareket olarak bayağı bir iyi simülasyonlar var. Sen koskoca oyun firmasısın, tamam mı? Şu biraz gerçeğe yakın yapabilirsin yani bunu. Ya da iki tane mod koy, tamam mı? Simülasyon arcade, tamam mı? İsteyen arcade'i seçsin, isteyen simülasyonu seçsin. Bu kadar basit. Oyun hızı ayarı koyuyorsun. Bunu koymuyorsun. Değil mi? Mesela abi? FIFA 21'de şey vardı. Rekabetçi mod. Bir de normal mod vardı. Rekabetçi modu aldığın zaman o kadar saçma olaylara gidiyordu ki. Adam geliyor, sen 70'lik adam bak. Geliyor, senin bütün takımı çalıma diziyor, golü atıyor. FIFA 21'de çıktı ilk. Sürekli şey, çalım atıyor, bacak arası atıyor, aynen, topuk aynen. Çalım atıyor. Evet. Uçuyor herif, değil mi? Aynen öyle. Tamam. Bir de öyle bir ballandırıyorlar ki, şimdi oyun çıkmadan önce sitesine giriyorsun. Adam diyor ki işte bilmem kaç binden fazla oyuncu hareketi. İşte hypermotion teknolojisi, işte gerçek hayattaki futbolu oyuna aktardık. Ya böyle deme bari ya, insanları kandırma. Çok fazla yani, hype'lıyorlar oyunu, çok fazla evet, yükseltiyorlar. Çok fazla bir şeye sokuyorlar insanları böyle. Beklentiye. Beklentiye sokuyorlar. Şimdi ben rekabetçiden bir tane arıyorum da. PES için de konuşuyorum abi. Yani FIFA, PES fark etmiyor yani, biz hangisi daha iyiyse, hangisi bize hitap ediyorsa onu oynuyoruz. Evet, kesinlikle. Şimdi o zaman ben farklı sorularla konuları biraz değiştireyim. Tamam. Hacı, bir futbol oyununda olması gereken 3 şey nedir? Bunları ama sıra, hani önem listesine göre sırala. İşte atıyorum 1 ne bileyim grafik, 2 ses gibi. Nedir sence ilk 3 şey bir futbol oyununda olması gereken? Sence? İlk 3 şey. Hı hı. Bence birinci olarak şey geliyor. Grafikten önce oynanış. Gerçeğe yakın mı değil mi? Hı hı.
Ben önce buna bakarım. İşte pasları nasıl atıyor, şutları nasıl atıyor, driblingi nasıl yapıyor. İşte taktikler uygulanabiliyor mu? İşte gerçek futbol hissi verebiliyor mu bana? Ben önce buna bakarım. Ondan sonra grafik tabii ki önemli. Bir oyunda yani kötü bir grafikli oyunu şu an kimse oynamaz. Aynen öyle. Bu zaten e-futbolu oynamadığımız kesinlikle. Gibi. Grafik de yeteri kadar yani şu anki teknolojiye uygun bir şekilde yapılsa tabii ki bu önemli bir konu. Üçüncü konuda bir oynanış dedik, iki grafik dedik. Hatta ben ikiye şeyi alırım. Yapay zekayı alırım. Rakip seni ne kadar zorlayabiliyor? Kesinlikle abi. Kötü bir takım gelip bir atak yapıp gol atıp seni yenebiliyor mu? Ya da işte bütün gücünü kullanarak defansa çekilip senin gol atmanı engelliyor mu? Bunların hepsi PES 21'de var abi. Var. Ve iyi var. Oyuncular kötü de oynayabiliyor PES 21'de. Bir evet. Maç, iki maç. Oynamıyor abi adam. Oynamıyor. Bak mesela benim en son maçım Muslera. Abi nasıl goller yiyor? Aynen. Yani enteresan. Çok katılıyorum abi. Böldüm, devam et. Bir de PES'teki bir özelliği söyleyeceğim. Atıyorum biz hani Türkiye Ligi'nde de oynadık. İtalya Ligi'nde de oynadık. Hatta İtalya 2. Ligi'nde oynuyoruz şu an. Evet. İtalya 2. Ligi'nde senin takımın bayağı iyi. Ve ikincilik takımları bile Türkiye Ligi'nden daha çok zorluyor. Evet abi, kesinlikle. Öyle bir durum var yani. Kesinlikle katılıyorum sana. Bak mesela Muslera'nın yediği ilk gol Beşiktaş maçında. Bir saniye. Şunu geri alayım. Ben tam göremiyorum da. Çok küçük görüyorum ben. Ha, evet. Aynen. Sekiyor mu top? Direkt giriyor abi. Şey yapamıyor. Yediği tutamıyor. Üçüncü gol. Bak şimdi şu gol zaten komedi. 3-1 pardon. 3-1 şu gol o zaman. Evet bak. Ne yapıyorsun abi? Ama işte evet bu. Şimdi bunu gören adam diyor ki ya kardeşim diyor orada olur mu diyor. İşte ya öyle şey mi olur diyor. Ben diyor bastım mı diyor, adam atlamalı diyor. Ya da işte burada ilk golde. Kardeşim diyor nasıl Muslera nasıl tutamaz onu diyor. Ya o zıplaması gerek orada diyor. Nasıl tutamaz diyor. Abi işte oyuna zaten onu getirmişler. Evet tutması gereken bir top ama tutamıyor. Yani her adam, buna dünyanın en iyi futbolcuları da dahil, Cristiano Ronaldo, Messi, ikisi de 50 maça çıkıyor sezon boyunca ama bunların 10 tanesinde çok kötü performans gösterebiliyor. Birinde berbat performans gösterebiliyor. Tabii ki. İşte o olayları gerçekçi hale getiren de bu. Bu arada görüntü gerçek futbola çok yakın bir görüntü, renkli paleti falan. Şey bu tabii. Evet. Smoke patch falan filan muhabbet. Evet abi böldüm de devam bu, et sen. Football Life 24'ün şey görüntüsü. Ultimate atmosfer yaması. Evet. Yani abi dediğim gibi işte en son ne dedik? Biz yapay zeka dedik. İşte rakip mesela PES 21 daha bir rakip bize, yani şu oyunda, şu görüntüdeki oyunda rakip bize taktik uyguluyor. Taktik. Yani adam geliyor senin en iyi oyuncunu markaja alıyor. Tamam mı? İşte gidiyor gegenpress yapıyor. Yani bunları ayarlayabiliyor. Ben FIFA'da böyle bir şey görmedim. Ben FIFA'da 21'e kadar oynadım. 22'yi gördüm zaten, bu ne dedim böyle. Çok, çok kötü. Bak Abubakar yani. Nasıl top kaptı? Araya yürü top kaptı. Hani... Bak bir de abi dikkat edersen şu oyundaki adamların yere basmasını, yani adamlar yere çok basabiliyor. Çok oturaklı değil mi? Aynen. Yani o zaman şöyle toplayayım ben abi sana sorduğum soruyu. Sen bir futbol oyununda olması gereken 3 şeyi, bir ilk olarak oynanış, yani oturaklı bir oyun mu, yere basışları, hareketleri, dönüşleri, verdikleri pas mantıklı mı, buna bakıyorsun. Aynen, ilk ben buna bakarım abi. 2 yapay zeka, 3 grafik diyorsun değil mi? 3 grafik, evet. Tamam, ben de şöyle şey yapabilirim. Kesinlikle sana katılıyorum. 1 kesinlikle oynanış, yani top mekaniği, işte oturaklığı, şu anda gördüğünüz gibi tak 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 yere basması adamın. 3 adım atıyorsa gitmesi gerektiği kadar mesafe gitmesi. FIFA'da böyle bir şey yok. Adam kayıyor yani. Gittiği mesafenin 3 adım atıyor ama 5 adımlık mesafe gidiyor. Ya da işte dönüyor, evet. Ama dönerken bir adımda adım atmadan dönüveriyor. Bu çok önemli bu. İkincisi, kayıyor abi adam. Kayıyor. Kesinlikle kayıyor. İkincisi yine sana katılıyorum, yapay zeka. Abi bir oyunda yapay zeka ne kadar iyiyse sizi oyunu o kadar bağlar. Yani aynen, siz bir öyle. Oyuna girdiniz. 3 maç 5 maç oynadınız. Ondan sonra takır 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 leblebi bir gol atmaya başladınız. İnanın o oyunu
Belki bir ay daha oynarsınız. Sonra bırakırsınız. Çünkü zaten çözmüşsünüz oyunu artık. Hani oynamanıza gerek yok. Düşün, ilk sene UEFA şampiyonu oldun. İkinci sene Şampiyonlar Ligi'ni aldın. Lig şampiyonu oluyorsun her sene. Her sene çıktığın ligde kupayı alıyorsun. Sıkılırsın. Üçüncü olarak kesinlikle grafik çok çok önemli. Burada abi sana yani altına imzamı atıyorum dediklerini. Şimdi sana bir tane video atıyorum. Tamam. Bu arada ben de senin kanalından bir tane video açayım. Arada böyle konuşurken o oynar. Tamam. Dortmund Beşiktaş. Dortmund Beşiktaş. Ben sana bir tane link attım. Ona da bakalım. Nasıl FIFA FC24'te nasıl kötü driblingler, nasıl dönüşler onları gösteriyor. Tam Discord'dan aslında, mı attın? Aslında Discord'dan attım. Aslında tamam. Şey bu dribling şeyi nasıl yapılır gibisinden bir video. Ama bunu da çok rahat görebiliyorsun o kayma olaylarını. Tamam. Önce onu mu açayım? Sonra muhabbet devam ederiz. Önce onu açayım. Aynen. İstiyorsan önce onu aç. Tamam. Şimdi açıyorum onu. Şu değil mi dediğin video? Bir dakika. Dribbling complete. Aynen. Wide for FC 2024. Bastım abi. Play aynen. News. Evet abi. Ben oynatıyorum. Sen dur. Oynat dersin. Şimdi biz burada neye bakıyoruz? Az önce dediğimiz oturaklılık, hani oynanış. Aynen. Adamlar yere basışı nasıl? Top mekaniği nasıl? Adam işte kayıyor mu, yürüyor mu? Bu ne abi? Bak driblinglere bak abi. Dönüşlere bak. Bak. Ha ben şu an çok iyi görüyorum bak. Abi deli evet. Gibi dönüyor adam. Böyle bir dönüş yok yani. Yok abi yok. Öyle bir dönüş yok yani. Hani benim anlatmak istediğim bu. Kesinlikle sana katılıyorum abi. Hani baktığında inanılmaz derecede tutarsız bir oturaklılık var. Ben bu oyunu bedava bile oynamam. Yani. Aynen abi, aynen oynamam. 0 TL yazsın Steam'de. Ben indirmem bu oyunu. Ha bu tabii şey, şunu da söyleyeyim. Bu tercih meselesi. Biri der ki yok kardeşim ben böyle arcade seviyorum der. Ben abi der adam hızlı arcade etsin. İsterse şey olsun, çok hızlı oynansın oyun. İsterse arkası dönükken baksana ya da yerde abi, otururken pas atsın. Bir... Yok abi baksana abi bir... aynen. Bu ne ya? Evet, abartı bir şey, hareket şeyi tabii ki. Adam abi oyunu çıkarırken benim nasıl rakibim yok. Tamam mı? Nasılsa bu oyunu alırlar. Ben bu oyunla uğraşmıyorum. Bu FIFA 23'ün oynanışı neyse aynısı bu. Bir yılda hiçbir şey değişmemiş. Dediğin şey çok doğru bir şey abi. Zaten FIFA tekel şu anda gibi, futbol neredeyse hiç oynanmıyor diyebiliriz. Çok düşük bir seviyede. O yüzden bir şey tekelse abi her zaman müşteriyi dürtmeye bakar tabiri caizse. Evet. Yani uğraşmaz. Nasıl olsa alacaklar abiler. Abi az önceki hareketlere bak ya gözün yani. Ha evet satıyor mu satıyor. Çünkü alternatif yok. Bir de ben şunu da anlamıyorum bak. Her sene o kadroyu kurup yeniden oyun oynamak bana o da mantıksız geliyor. Bana da mantıksız geliyor. Ha, tabii ki dediğim gibi tercih meselesi ama hani ben şu oyunu özellikle tekel olduğu için de birazcık kızgınım FIFA'ya. Ya bu FIFA'nın suçu değil ya da FC'nin suçu değil ama abi gözünü seveyim yani tekel sen de bu kadar sömürmezsin ya. Ya bu kadar kötü oyunu yapmazsın. Birazcık toparla kendini. Hala şimdi... bu oyunu çok iyi, çok böyle severek oynayan. Geçen bir tane yayıncıda gördüm abi. Herif şuradan koştu. Buradan vurdu gol attı. Şu anda mouse görünüyor mu benim bilmiyorum. Şuradan görünüyor. Vurdu gol attı. Buradan vurdu gol attı. Buradan vurdu gol attı. Buradan vurdu gol attı. Oğlum ne oluyor lan? Şu futbolun bana bir simülasyona yakın olduğunu söyleyeyim. Bu futbol bir arcade oyun. Eskiden Atari salonlarında vardı böyle. Atari'lerde. Arcade futbol oyunları. Ona benziyor. Ben şimdi onları açayım. Muzaffer sen devam et abi konuşmaya. Arcade oyunu açacağım size. Şimdi abi bu dedin ya arcade oyun. Bu grafikleri yenilenmiş. Daha böyle gerçekçi grafikte yapılmış bir arcade oyunu yani. Kesinlikle öyle. Bak şimdi ben size goal kick. Bak şimdi bu... O diyecek neyle kıyaslıyor? Ha neyle kıyaslayacak ama... Abi bak bu adamların da hareketleri gerçek değil. Anlatabiliyor muyum bak? Yok değil. Öyle bir pas yani. Yani onu söylemeye değil. Çalışıyorum. Ama mesela bir FIFA 19 tamam mı? Şu anki FC 24'ten daha iyidir oturak olarak. Kesinlikle. Kesinlikle. Oturaklılık olarak yani. Şu anda mesela arcade. Mesela bu... dönüşler aynı değil mi? Aynen yani, çat diye dönüyor. O zaman bu teknoloji vardı. Böyle yapıldı yani. Aynen.
Hani sadece araya biraz daha hareket katmışlar. Tek hamle dönmüyor, 3 hamle dönüyor arkaya. Aynen Ya öyle. da 20 hamle dönüyor arkasına ama 20 hamle dönmesine rağmen da çok hızlı dönüyor. Bir Evet. şekilde yediriyor adam onu sana. Burada da vuruyor vuruyor kaleci Ya bak. kurtarıyor. Çok enteresan bu oyunlar abi. Gol olmuyor bir türlü bak. Beş Keyifli tane bayağı. vurdu adam ya. 5 şut istatistiklere yansısın diye yaptı. Evet, o zaman şeyi sorayım ben benim uzun sana. Dostum. Bir futbol oyununda ne eksik olursa, tamam mı? Bir futbol oyunu geldi sana. Bedava ya da işte satın aldım fark etmez. Ne eksik olursa o futbol oyununu asla oynamazsın. Az önce dediğim olay işte eğer oturaklı değilse yani hareketler gerçek dışıysa yani gerçek bile yakın değilse diyelim hani şu an öyle bir şey yok zaten öyle bir oyun yok zaten de o zaman ben oyunu oynamam. Oyun modları kısıtlıysa ben o oyunda kariyer yapamayacaksam ben oyunu oynamam abi. Şimdi Oyun mesela modlarından kastın ne abi? Onu biraz açtın. Bu arada senin videoyu açtım ben aşağı. Oyun modlarından kastım şu abi. Mesela bir Master League. İşte küme düşme, küme çıkma, şampiyon olma, Şampiyonlar Ligi'ne gitme. Bu arada bu oyunda şu anda gördüğünüz oyunda hepsi var yani. Her şey lisanslı. Evet, onu da belirtelim. Yani tüm kulüpler lisanslı, tüm oyuncular lisanslı. Yüz Aynen. yamısı da var. Hani bir şey yok. Evet abi buyur devam et. Onun dışında dediğim gibi eğer beni çekecek bir oyun modu yoksa ben bunu oynamam. Ya da Anladım. gerçekçi değilse yine oynamam. Yok ama tek bir tane seç. Yani atıyorum işte ya yapay zekayı kabul edebilirim. Ya da işte ne bileyim gerçekçi olmasa da kabul edebilirim. Çok zor bir soru biliyorum çünkü bıçak şeyi Evet. sırtı soru. Ama mesela birini seçsen tek net bir cevap mesela şu abi. Gerçekçilik abi. Gerçeklik evet abi Gerçekçilik. ben de. Evet. Ben de aynı şekilde. Gerçekçilik. Çünkü mesela az önceki arcade tarzı bir oyunu herhalde hani uzun süreli oynamazsınız. Girerseniz bir iki maç yaparsanız çıkarsanız gibi düşünüyorum ben. Tabii bu yine tekrar söylüyorum. Kişisel tercih bir başkası hani dediğim gibi arcade tarzı FIFA oynayabilir. Hani tekrar söylüyorum FIFA'nın bana kimse aga çok gerçekçi oyun bilmem ne dediğini söylemesin. FIFA aynı şeyi FC futbol diyeyim daha doğrusu aynı şeyi boyayıp boyayıp bize şu anda satıyor abi. Geçen senekini Aynen öyle. birazcık değişiyor. Diyor One Touch Easy Hyper Motion teknolojisi koyduk diyor. Çat yapıştır. Seneye ne koyduk? One Ball Touch Three Shot teknolojisi. O ne lan? İşte sallıyor bir şey. Hop yapıştır. Çünkü alıcısı var ve insanlar alıyor ve deli gibi de oynanıyor ilginç bir şekilde. Ya Demek ki abi insanlar bekliyor. Ben bile bekliyorum. Hani çıkmadan bir ay önce bu videolar şey yayınlıyorlar ya. Hani deli gibi bakıyorum yani. Nasıl yapacaklar, nasıl olacak. Ama o videolarla da örtüşmüyor. Şu anki açtığımız gameplay var ya az önce açtığımız. O trailerlarla da örtüşmüyor. Oradaki oyun daha farklı bir oyun. Trailerlarda Kesinlikle. daha iyi Kesinlikle. yani. Evet, benim hani soracaklarım ya da söyleyeceklerim ekstra bir şey yok. Yavaş yavaş toparlarız zaten şimdi yayını da. Senin Tamamdır. eklemek istediğin bir şey var mı abi? Hani şunu da söyleyeyim falan diyeceğim. Benim eklemek istediğim sadece bir şey var. Biraz futbol konusu dışında olacak ama mesela abi 2K 23 2K Sport diyelim. NBA oyunu yapıyor. Herkes bunu biliyor. Eğer bu adamlar futbol oyunu yapsaydı gerçekten ne FIFA kalırdı ne PES kalırdı. Kesinlikle. Çok Çünkü çok gerçekçi abi. ben Oynanış şu an dediğimiz şey. oynanış dinamikleri çok iyi abi. NBA 2K 23 oynuyorum ben. Sanki gerçek basketbol gibi. Yani adam eli bile yani atıyorum üçlük atarken öyle bir estetik hareket ediyor ki inanamazsın yani. Öyle bir Kesinlikle. oyun. Ama çok popüler olmayan bir spor olduğu için tabii çoğu insan oynamıyor. Evet. Şey aklıma geldi onu da sorayım. Şimdi yeni bir tane şey çıkacak. UFL biliyorsun. UFL evet. UFL çıkacak. UFL. UFL ya da artık nasıl yazılıyor bilmiyorum. Ben şimdi onun da şeyini açıyorum. Videosunu açacağım. Altta oynasın. Bunun için ne diyorsun abi? Hani Şimdi abi ben beklentin onu ne? şeye benzettim. Bunun ben oynanış dinamiklerini şey var. Dream League Soccer var Mobile'de.
Dream League Soccer'a çok benziyor. Biraz pimpon tarzı bir oyun. Bak şimdi burada Anladım. göreceksin. Yani top mesela çok hızlı gider bak. Bak Pıtı gördüğün gibi. Aynen. Yani biraz da böyle FIFA tarzı bir oyun gibi geldi bana. Yani Hani arcade böyle. tarzı bir şey çıkacak diyorsun sen değil mi abi? Ben de ona Aynen. katılıyorum. Umarım yanıltırlar bizi de. Bakalım abi. Evet abi aynen katılıyorum. Şu pozisyondan sonra katıl. Az önceki şuttan sonra Aynen. katıldım. Çok böyle şey gidiyor top. Top fiziği diye bir şey yok zaten bu oyunda. Yani şu Ya anki beta versiyonu da. tabii yine belki değişir biraz daha ama ben şu görüntüye bakarak hani çok da böyle bir şey beklemiyorum. Ama tabii çıksın alırız, bakarız, inceleriz, oynarız. Bir yorumumuzu yaparız ama Ama bir şey şu diyeyim mi? görüntü ha. Şey dinamikleri şu anki FC24'ten daha iyi gibi geldi bana. Doğrudur, doğrudur. Peki yine biliyorsun şeyin lisansı bitiyor, FIFA'nın lisansı bitiyor, Evet. FC'nin lisansı bitiyor, PES'in zaten e-futbolun ya da lisansı yok. Bunlar dışında FIFA yani bildiğimiz FIFA şeyi kendi futbol federasyonu kendi oyunu yapacak. Bunun Evet, için öyle ne bir diyorsun? Var söylenti var. mı? Öyle bir söylenti var. Sanırım 2025'te çıkabilirmiş. Peki bir bilgin var mı o hakkında herhangi bir şey? Yani sadece bunu biliyorum. Şey mesela bir video görmüştüm. FC 24 ne yazıyordu? FIFA 25 geliyor diye bir tane video görmüştüm. Hatta orada FIFA Futbol Federasyonu'nun yapacağı oyundan bahsediyordu. Bir tane şirkete verip bütün lisansları da devredip yani güzel bir oyun yapacaklarını Anladım. böyle bir şey Yani var. herhalde bir firmayla Söylenti var. çalışacaklar. Evet, bir firmayla. Aynen. Bakalım yani şu anlamda ben FIFA'nın yapacağı oyundan bir şeyim böyle birazcık ümitliyim çünkü ciddi bir şirket. Hani kalkıp da ben böyle arcade çocukumsu ya da işte az önce UFL tarzı arcade ya da FIFA tarzı arcade bir oyun yapacağını sanmıyorum. Bilmiyorum Aynen. belki yanılıyoruz ama göreceğiz. Umarım öyle bir şey yapmazlar. İnşallah öyle bir şey yapmaz. En Şimdi mesela azından bir alternatif çıkar. şu maçtaki hareketler daha bana gerçekçi geliyor yani. Çok gerçekçi abi. Çok gerçekçi. Yani rakibin bir de zekası çok iyi. Bak topu Evet. aldı kaptı. Önce bir topu yumuşattı orada sağda solda. Sonra ileri attı şiirdi topu. Bak şimdi sana sıkıntı yaratacak ki bu en zor zorluk da değil değil mi abi? En zor değil. Kes bak Ama bu hop. maçta beni Abi yeniyor. pasa bakar mısın yani şu Aynen. atak Çok akıllı şeyine? oynuyorlar abi. Çok akıllı Ya oynuyorlar. şaşırırsın yani. Şaşır. Bir de öne geçiyor mesela yapay zeka. Tabii. Abi bir top çeviriyor arkadaşlar. Kafayı yerseniz. Hani ben hepinize tavsiye ediyorum. Zaten kurulum videosu da var benim kanalda. Oradan da bakabilirsiniz. Football Life 2021 Smoke Patch yaması. Mutlaka indirin, kurun. Oynayın, keyif alırsınız. Bir de Evet. izleyen arkadaşlar şey diyor. Şunu da ekleyeyim. Biz eksi bir hızda oynuyoruz arkadaşlar. Bunu siz artı bir artı iki yapabilirsiniz. Oyun daha çok Kesinlikle. hızlanıyor. Ama mesela şu ben senin oynadığın eksi bir mi şu anda mesela bu? Eksi bir şu. Çok da şey değil hani böyle ya bu ne falan. Hani Hantal değil. değil. Evet. Yani Ya ben şeye bakıyorum abi. Gerçek maç olabilitesi izliyorum, bol. tamam mı? Gerçek maç izliyorum. Göz kararı. Bu adam bu kadar koşabilir. Bu kadar hızlı koşabilir. İşte böyle bu kadar hızlı pas atabilir. Orada görüyorsun zaten. Bazen bunda da hızlanıyor maç. Hep böyle yavaş yavaş oynanmıyor yani. Bir bakıyorsun Evet. eksi birdesin ama sanki artı bir almışsın gibi oluyor bazı maçlarda. Bir de böyle bir tempo olayı var PES'te. Var evet kesinlikle. FIFA'da Hani hep aynı. hep FIFA'da aynı aynı. tempodur. Hep hızlıdır. FIFA işte script gibi. Yani sanki bir şey yazılmış ondan dışarı çıkmıyor abi oyun. Aynen öyle. Hız mı? Aynen öyle. Aynı. Tempo mu? Aynı. Şu mu? Aynı. Bu mu? Aynı. Her şey belli bir şeyle gidiyor. Abi benim söyleyeceklerim bu kadar. Senin ekleyeceğin bir şey varsa son olarak söyle toparlayıp Son olarak bir kapatalım. şey söyleyeceğim. Bu videonun başında bir tane frikik kullanıyorum ben. Onu açsana. En başta mı? En başta. Ha, burası. Ha, oğlum bu ne? David Beckham orta sahadan gol atacak adam. Ben Ha burada mesela ileriye vurdum topu. Normal ileriye vurdum. Denk geldi yani. şişirdi. Mesela FIFA'da İler, olsaydı sen ileride buraya daha şeyi atacaktın var. galiba. Ha ha burası değil mi? Bak şimdi. Ben burada ileri vurduk topu. Burada ekran Artık. yetişmedi. Tam onu şey Evet yaptım. abi.
Replay'i aldım. Abi çok iyiymiş. Adamın şutuna ekran yetemiyor. Evet. Durum böyle arkadaşlar. Hani biz kendimizce böyle birazcık da spontane bir yayın oldu. Öyle hani çok böyle kurgusal bir yayın yapalım işte dur. Sen şunu sor, ben bunu söyleyeyim. Hop onu şey yapalım. Öyle bir hani doğal halimizde rahat rahat sohbet, muhabbet geçirdiğimiz bir yayın oldu. Varsa fikirleriniz, görüşleriniz ya da bundan sonra yapmamızı istediğiniz bir yayın. Bundan sonra da ben Muzaffer'in kanalına giderim. Bir de orada bir yayın yaparız. Varsa yapmamızı istediğiniz bir yayın. Onu da söyleyeyim. O konu hakkında da yayın yaparız. O zaman Muzu bundan sonra senin kanalda mı yayın yapalım bir de? Tamam. Benim kanalda yapalım. Konu ne olsun? Onu bir düşünelim ya. Tamam. Şey de yazabilirler. Hani izleyiciler de yazabilir. Konuşu olsun falan filan. Aynen, yazabilirsiniz. Aynen. Evet. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Varsa görüşleriniz, düşünceleriniz. Herkese teşekkürler. Aynen yazabilirsiniz. MT Games'in kanalı, Muzaffer'in kanalı zaten videonun altında linkte olacak. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler. Hoşçakalın. Hoşçakalın.